Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız? Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. Sahabeye buyurmuştu. Size sizin Allah katındaki yerinizi haber vereyim mi? Sahabe evet ya Resulallah haber ver deyince ne buyurdu? Kendi gönlünüze bakın. Sizin gönlünüzde Allah neredeyse siz de Allah katında oradasınız, öylesiniz. Biz de Allah'ın bizi sevip sevmediğini, bizden razı olup olmadığını anlamak için kendi gönlümüze bakıyoruz. Biz ne kadar Allah'tan razıysak, onun emrinden, onun hükmünden, onun bize olan muamelesinden razıysak, o da bizden o kadar razıdır. Biz Allah'ı ne kadar seviyorsak, sevgimizi ispatlamaya çalışıyorsak, sevgimizin gereğini yapıyorsak, Allah da bizi o kadar seviyor. Kendi gönlümüze baktığımızda bunu anlarız. Bunun için arkadaşlara bir örnek vermiştim. Şöyle kimsenin olmadığı tek başımıza bir odada bütün gönlümüzle Rabbimize dönüp Ya Rabbi seni seviyorum diyelim. Eğer cevap gelirse bu doğruydu. Cevap gelmediyse söyleyemedik demektir. Bir daha söylememiz gerekir. Nasıl bir cevabın gelmesi gerekir? Kulum ben de seni seviyorum. Cevabını almamız gerekir. Ama bunu alırken ses olarak değil, hitap olarak değil. Bunun gönlümüze vahy olması gerekir. Gönlümüze vahy olursa ne olur? Kulum ben de seni seviyorum. Allah'ın bize ne cevap vereceğini biliyoruz aslında. Nereden biliyoruz? Kendi üzerimizden. Baktığımızda, gönlümüze döndüğümüzde bu cevabı alırız. Alınca bambaşka bir hal alırız o anda. Bu hitabı bütün şiddetiyle tadarız. İşitme değil, tatma şeyidir. Evet, Allah ben seni seviyorum ya Rabbi sözümüze evet, cevap verdi. Bunu tadarız. Eğer böyle bir tadış olmadıysa, her zerremiz onu tatmadıysa o anda bir sorun var demektir. Söyleyemedik demektir. Allah çünkü ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Feskuruni eskurkum. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Sen Allah'ı nasıl zikredersen o da seni öyle zikredecek. Sen Allah'a ben seni seviyorum dediğinde o da kurum ben de seni seviyorum deyip onu zikretmesi gerekir çünkü. Ya Rabbi beni affet, beni mağfiret et dediğinde kurum seni mağfiret ettim, seni affettim cevabını almamız gerekir. Bunu tatmamız gerekir. Mesela Resulullah Efendimiz bunu nasıl anlattı? Buyurdu ki sizden biri tövbe ettiğinde, istiğfar ettiğinde Allah'ın sizi affedip affetmediğini nasıl anlamanız gerekir? Ya da dua ettiğinizde duanızın kabul olup olmadığını nasıl anlamanız gerekir? Böyle vücudunuz, tüyleriniz diken diken olduğunda o duayı yaparken bilin ki Allah size cevap vermiştir. Bunun üzerinde gönlünde tattın çünkü. Kulum seni affettim cevabıdır bu. Duanı kabul ettim cevabıdır. Gönlünüz de mutmain olur. Başka bir hal alır, mutmain olur çünkü. Eğer bunu söylediğimizde o cevabı alamadıksa, o muhabbeti alamadıksa, Rabbim ben de seni seviyorum dememiştir dediysek bir sorun var. O zaman biz onu zikretmedik. Yani biz ona seni seviyorum sözünde samimi ve ciddi olmadık demektir. Ciddi olmayan biziz yalnız. Samimiyetle söyleyememişiz. Gereğini yapmadığımızdan dolayı. Ne yapmamız lazım? Bir daha söylememiz lazım. Bir daha söylememiz lazım. Eğer bu cevabı alamıyorsak, secdeye kapanıp, yoksa ben Rabbimi sevemiyor muyum? Sevmedim mi? Sevgimi ispatlayamadım mı? Deyip feryat etmemiz gerekir. Göreceğiz cevabı. Mutlaka alacağız ve mutlaka bu cevabı almamız gerekir. Bu imandır çünkü. Allah'a ben seni seviyorum diyemiyorsak imanımız yok demektir. Onun için bu cevabı almamız lazım. Ben doğru söylüyorum dememiz lazım. Ben Rabbimi seviyorum derken doğru söylediğimize önce bizim inanmamız lazım. Yoksa söyledik biz bile inanmadık. Cevap alamayız.